Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Ben bahçedeyim. Bu bebeklerim benim yağmur sonrası güneşi çok seviyorlar malum. Bütün sukulentler bebekler gibi. Şöyle güneşe çevirdim yönlerini. Bir güzel güneşten yararlansınlar. Şöyle bakıyorum. Çok güzel olmuşlar. Yağmur sonrası gelen yapraklar daha bir iri, daha bir tombul, dolgun geliyorlar. Çok güzel. Gerçek renkleri artık çıkıyor ortaya. Bakın hepsi pembe pembe olacaklar. Normalde yaprak dökerler ama yağmurun faydası işte. Taş gibi olmuşlar maşallah. Rozetler harika. Hele hoodspinkler zaten onlara diyecek yok. Her yerleri böyle pembe olduğunu düşünün. Arada da yine böyle pembe bebekler var. Şuna bakın. Küçücük boyuyla minik minik renkler yapmışlar. Şurada bakın. Bunları inceledim. Aradaki çürümüş, kurumuş yaprakları aldım arkadaşlar. Aslında bu tarafa gelişimin sebebi de serada işim vardı. Cımbızımı bulamadım. Cımbızımı dedim acaba bu tarafta bebeklerin yapraklarını temizlerken geçen hafta ya da birkaç gün önce geldiğimde burada mı unuttum? Yok arkadaşlar, bulamadım cımbızımı ya. Alacağım birkaç tane daha. Olmuyor böyle. Bizim alan büyüyünce, bu kim burada ya? Çok güzel olmuş. Bizim alan büyüyünce böyle her yerde bırakabiliyoruz, unutabiliyoruz. O anda dalıyoruz bir iş yaparken. Bakın burada. Bu sanırım, hiçbir şey sanmıyorum. Bir şey demiyorum. Yani agavotis'e benzettim ama bakın bu da aynı türden. Bakın bu aynı ama biraz büyüsün. Şu an yağmurdan dolayı tam anlamıyla ne olduğu belli değil. Lan bu kim ya? Ay bu kim? Nasıl güzel olmuş bu böyle orada küme küme. Ay bu Victor olabilir mi? Çok çok değişik bebekler görüyorum. Hiçbirini tanıyamıyorum. Black Prince mi ki? Bakın şurada. Allah'ım, sürprizlerle dolu bebekler var. Elimize geçen bebekler. Yaprakları yani hep bir araya atıyoruz. Sonra böyle bir karışık şölen çıkıyor ortaya. Şu güzelliğine taş gibi. Maşallah kızıma benim. Allah'ım ya Rabbim. Hele şuna Noble Red'e bakar mısınız? Nasıl olmuş? Nasıl olmuş? Nasıl yanıyor? Burada da öyle. Şöyle biraz uzak çekim yapayım. Genel olarak görün. Yine bakın burada. Evet, bu Victor diyorum ama vallahi emin değilim. Hiç emin olmamakla böyle. Allah Allah. Bakın şurada şey, bunu bildim. Yaprağının yapısından biliyorum bunu. Orpet, Crispet. Burada Richards var. Şu Melako'nun güzelliğine bakar mısınız? Nasıl çikolata gibi olmuş, nasıl kızarıyor. Kıpkırmızı olacak. Yine burada sanırım Dusty güzeli var. Ellen var. Arada yine böyle şeydi bu. Neydi bu? Aklıma gelmedi ya. Aman. Bir şey demeyeceğim. İsim söylemeyeceğim artık. Bakın siz. Siz şöyle bakın sadece. Şunlar da aslında böyle bir büyüse çok güzel pes pembe oluyorlar. Şunlar ghost. Bunları biliyoruz. Bakın burada da yine bebekler. Büyüdükçe bunları transfer ediyorum. Ara ara bakın köklenmişler var burada mesela. Şu Bloomist yaprağından hemen tanırım. Ne yapıyorum? Bir sonraki aşamaya götürüyorum. Şöyle toprakla buluşturuyorum. Burada kökler yağmurdan ıslanıyor. Böyle bol bol. Kana kana. Daha sonra da tabii ki taş yüzeyinde olduğu için çürüme minimum oluyor.
Sonra bebekler de büyüdükçe bunları buradan alıyorum. Başka yerlere transfer ediyorum. Şuna bakın, pes pembe. Ne kadar güzel. Ya Rabbim ya, ben bu cımbızı nereye koydum arkadaş? Bakın bunlar da şeyler, Curly Lux'un bebekleri. Şu painted arkadaşlar, şu painted'ın. Şunu da şöyle koyalım. Bilmiyorum güneşten nasıl görünüyor şu an. Ben zor görüyorum da. Bazen de böyle olunca güzel çıkıyor. Renkler tam yansıyor. Ya bu lilacina olabilir. Lilacina'nın bebekleri olabilirler. Böyle güzel güzel aşama aşama gidiyoruz. Bakın yine Dusty Rose baya bir 1 lira kadar olmuş hemen hemen. Şurada çok güzel renkli. Şurada bir kurumuş yaprak var. Bebeği hemen geldi elime. Şöyle bırakalım. Minicik bir kök yapmış. Toprağa tutunsun. Çok güzeller. Bakın burada da var bir sürpriz. Bakın arkadaşlar. Şimdi yani burada köşede böyle bir tane daha bulduk. Neysin, sunset misin? Ama bu da sunset sanki ya. Böyle bir kahverengi olmuş bakın. Sunset olabilir. Bu sedum. Neydi o sedum? Sedum. Vardı ya bir daha. Yenice aklımdaydı. Bu sarı sedumdan. Ondan da olabilir mi bilmiyorum. Ellen. Ellen. Ya artık bunları gözlemleyeceğiz, takip edeceğiz. Yani bunun hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Hepimizin, yani benim çok kafam karıştı. İzleyenlerimin de kafası karışabiliyordur eminim. Yanlış bilgi de vermek hiç istemem. Şöyle kurumuş yapraklarını alalım. Genelde Dusty Rose bebekleri var. Hot Pink'ler var. Bunlar seneye kışa kadar adam olacak da. Oho, bak şu Victor. Victor'u tanıdım. Bu Victor'un yaprağı minik. Ve şu güzelliğine bakın Allah'ım ya. Bunlar lokum lokum. Bu burada yine var. Şu ne olabilir? Şurada. Şu güzelliğin formuna bakın. Bakın şuraya şöyle yarım çelik atmışım, bebek vermiş. Çok tatlılar, çok güzeller. Kubik Frost'un şirinliğine bakın. Allah'ım şurada bir tane Tutti Buns gördüm. Bakın Tutti Buns. Burada da şey var. Mirinea değil, öbürü. Çok tatlış bir bebek olmuş o da. Yine burada şu yerdekileri de göstereyim size. Bunu evet çıkacak. Şöyle. Ha, bu büyükleri de göstereyim ya. Ne olacak bakın. Nasıl güzel kızardılar. Çilli çilli oldular. Renkten renge giriyorlar. Otlarda bir sürü çıkmış. Buradakilerde genelde özel bebeklerim arkadaşlar. Burada gamzelim var gördüğüm kadarıyla. Yine Hot Pink var. Douglas var. Perleler. Şu şey herhalde, şu trompet olabilir mi? Evet, bu trompet arkadaşlar. Altında kabarantısını gördüm. Şu bakın. Burada yuvarlanmış garibim. Anne yapraktan kopmuş. Şöyle koyalım. Yine arada şöyle. Şunlar var. Çilli çilli. Şöyle. Kıvırcık var.
Bunlar hibrit türden arkadaşlar. Hibritin yaprakları fakat yok yani. Bakın şunda sadece bir köklenme olmuş. Sonrasında da yumru oluşmuş. Yani hibritlerden bilmiyorum çok fazla yavru alamıyoruz. Şunların emin olamadım. Çok kızarmış yaprakları. Neyin yaprağı bilmiyorum. Bir tek onlar vermiş. Ama şu drops bunlar bakın. Dropslar, raindropslar da yok. Raindropslar da yok sadece. Yani çok. Şurada bir tane, o da yine dropslu değil. Birçoğu hibrit olanların bebek vermiyor. Yani bir de ilkbaharda alıp denemek lazım. Bunlar genelde sonbaharda aldığım yapraklar. Sonbahardan sonraki yapraklar bazıları vermedi. İlkbaharda denemek lazım. Burada yine şöyle bir şey gördüm. Bakın çok farklı, değişik. Ne ki bu? İlginç. Kıyıda köşede çok değişik yavrular geliyor. Bakar mısınız şimdi güzelliğine? Bebekler güzeller. Hepsi gayet. Tutibans'ın güzelliğine bakın. Çoğundan çelik aldım. Tepe çeliği. Çelikler köklendi. İşte kalan gövdelerden yavrular patlatmış. Şurada stali çıkmış bir tane bakın. Bu da çok güzel bir tür aslında. Benim ilk aldığım türlerdendir. Ve bundan bir saksı dolusu vardı. Ve ilk videolarımda görürsünüz. Kıpkırmızıydı. Ateş gibi muhteşem bir rengi oluyor. Ve poşet geçirerek korumaya almıştım onu Zirahdonlar'da. Hiçbir şey olmamıştı. Ama sonrasında kuşlar alışınca, kuşlar bunları pıt pıt yediler hep. Kalanlarla devam ediyoruz. Çoğalıyorlar yani. Evet, burada da kompost toprağım var arkadaşlar. Altı dolu kompostla. Ona birçok güzel türlerimi dikeceğim inşallah. Şöyle bazıları dökülmüş. Böyle bahçedeki durumlar bunlar. Ben size şunu göstereceğim. Birkaç tane saksı boşalttım geçen günü. Bakın şurayı göstermeden geçmeyeyim. Siboldi'nin dibinden. Görüyor musunuz yavrular nasıl geliyor? Bu yavrular geldikten sonra da arkadaşlar üzerine yağmur, kar, don, buz olsun. Hiçbir şey olmuyor bu bebeklere. Aksine çok daha coşkulu geliyorlar. Sonra bunlar kuruyorlar hep bahara. Bunları pıt pıt çekiveriyorsunuz. Şöyle şunlar gibi mesela. Şöyle kesi kesi veriyoruz kısa kısa. Sonra yeni sürgünler çıkıyor ortaya. Bakın ben burada birkaç tane saksıyı boşalttım. Böyle bahçe toprağına diktim. Sadece görmek nasıl oluyor gelişimini gözlemlemek için. Bakın çok ıslaklı toprak arkadaşlar. Su nasıl toprağın altına süzülüyor ve yüzey kurumuş. Vallahi ay ben bütün bahçeyi böyle sukulent dikermişim. Anam anam şunu bakın. Görüyor musunuz ne kadar güzel olmuş. Şurada yüksekte kalmış. Bunu dikememişiz. Şöyle. Böyle küçücük yaptım ben burayı. Bunun üzerine sonra bir kasayı şöyle koyuveririm. Kasanın üzerine de bir naylon örterim. Yağmurdan, işte zirahdonlardan falan korunabilir. Bu şekilde küçük küçük öbek öbek yerler yaparak bu pazar kasalarından üzerlerine örtülebilir. Bakın şurada nasıl kızarmış. Mesela yan taraftakini biliyorsunuz. O yan taraftakini de size göstermiştim daha önce. Bakın görüyor musunuz ben buna geliyorum gidiyorum bakıyorum arkadaşlar. Şu an melakonun kırmızılığına siz bu kadar görüyorsunuz. İnanın ateş gibi ateş gibi maşallah. Bu burada böyle kıpkırmızı olursa var ya. Ben artık sukulentlerimi buraya dikerim. Direkt toprağa dikerim. Evet bu sene sarımsak diktim. Burada bakın sarımsaklar da çıkmış. Onları da göstereyim size. Sarımsaklar çıkmış, suymuşlar hepsi. Vallahi yani çok çok güzeller. Şu rengin güzelliğine bakın.
Yani bütün bir rozetin böyle olduğunu düşünün ki şu an sizin gördüğünüz iki ton açığı bunlar arkadaşlar. Ya maşallah. Çok güzel oluyorlar. Kapatalım sarımsakları. Evet. Bu güzelliklerle de videoyu sonlandırayım. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.